İki senedir ben bir icraat göremedim zamdan başka. Tramvay kullanıyorum, otobüs kullanıyorum, Marmaray'ı kullanıyorum, metrobüs kullanıyorum. Yani bir artı bir şey görmedim. Bitme üzerindeki projelerin üzerine gelip ben bitirdim diyor. İstanbul'un atıyorum ki 2 milyon borcu vardı. Gitti Avrupa'ya 30-40 milyon bizi borçlandırdı. Çöpler toplanmıyor. Ya uzun lafın kısası ben İmamoğlu'ndan bir cacık görmedim. Ondan sonra o şehit cenazesinde seni bulurum diyordu. Camide de bir tane abi Ekrem gel beni bul dedi. Seçim öncesi vermiş olduğu o fotoğraflar, o paylaşımlar, o projeler işte işçi çıkartmayacağız. İşçinin yanındayız, garibanın yanındayız. Biz hepimiz 16 milyonuz tişörtü bastırmış, yeleği bastırmış. İspart'taki abiler ağlıyor, zırlıyor. Belediyenin içindeki çalışanlar ağlıyor, zırlıyor. Kimse derdini dile getiremiyor. Hiç işten anlamayan bir adamı 7-8 tane bölümde şef başkan yapmış. Yenikapı'ya dedi arabaları dizeceğim dedi bilmem ne. Şimdi kendisi daha fazla harcamalar yapıyor. Ben Ekrem İmamoğlu'ndan bir şey görmedim. Yani artı bir şey görmedim. Konuşuyoruz böyle kendi aramızda da konuşuyoruz. Siyaset benim işim değil de abi. Hani ben de sonuçta bu 16 milyonun içindeki bir bireyim yani. Sonuçta ben de ev geçindiriyorum, emlak vergisi veriyorum, çöp vergisi veriyorum. Belediyenin imkanlarından sağlanmaya çalışıyorum. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi gittikçe geriye gidiyor. İleriye değil, geriye gidiyor. Yıllardır yapılmış olan işler var. İstanbul için yapılmış güzellikler var. Bunları ben yaptım diyor. Biz görüyoruz bunu, biz bunu biliyoruz yani. Ha bilmeyen insanlar var. O kafada, o mantıklı olan insanlar var. Geçen gün mesela bizim orada bir abimiz vardı. Esenler tarafında halk ekmek satıyordu bu abi. Bir anda halk ekmek feshediyor. Ekmek vermiyor. Adam diyor ki hani nedir ne değildir. O bir üst tarafa atıyor, o bir üst tarafa atıyor. Fırıncılar Derneği Başkanı'nın akrabasıymış, yanında fırıncı varmış da İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeği bayisinin bayiliğini iptal etmiş. Neye dayanarak? Demek ki orada da bir rant var yani. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başındaki yine AK Parti olmuş olsaydı bu pandemi döneminde bu tramvaylar, bu otobüsler ben inanıyorum. Bak ben inanıyorum buna. Eksiksiz bir şekilde inanıyorum. Metrobüs olsun ne kadar çok sefer yaparlarsa o kadar çok otobüs ya da o kadar çok tramvay seferi yapacaklara inanıyorum. Daha düzenli bir şekilde toplu taşıma yapacaklarına inanıyorum. Ama Ekrem Başkan şu an metrobüsler tıklım tıklım, tramvaylar tıklım tıklım, otobüsler öyle. Hiçbir şekilde vatandaşın yanında değil. Bence yani bu pandeminin patlaması, işte bu pandeminin çoğalmasındaki büyük etkenlerden bir tanesi de Ekrem İmamoğlu'nun hakiki manada İstanbul'u gerçek bir şekilde idare edemediğindendir. Benim görüşüm bu yani. Namaza gidiyorsun, hoca sana diyor ki, Kur'an-ı Kerim sana diyor camide mi diyor, yoksa diyor her yerde mi diyor hükmeder. Beş vakit namaz kılan adam bile diyor ki bana diyor Kur'an-ı Kerim diyor camide diyor hükmeder. Hayır Kur'an-ı Kerim bize her yerde hükmeder kardeşim. Allah'ın bütün emir ve yasaklarının toplu olduğu o Kur'an-ı Kerim yani rehberimiz bize her yerde. Çoluğumuzu çocuğumuzu nasıl yetiştireceğimiz, ticareti nasıl yapacağımız, tuvaletimizi nasıl yapacağımızı, eşimizle nasıl birlikte olacağımızı, çocuğumuzu nasıl yetiştireceğimizi bunların hepsini bize gösteriyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun mesela ben siyasi olarak konuşmuyorum. Ya kimse de yanlış anlamasın da. Ya bir bakıyorsun kardeşim bir imama bakışı var. Bir de böyle papaza bakışı var. Papaza böyle tebessümle bakıyor. Ama bizim imamımıza geldiği zaman böyle bir hani aşağılık bakışıyla bakıyor. Ben bunları gördüm yani. Mesela esnafa gidiyor. Genç bir kardeş vardı. Çok zoruma gitti. Aynı hareketi bana yapsa yumruğu suratına yerdi yani. Çocuğa gelmiş böyle böyle yapıyor. Hayırdır ya? Sen kimsin ki? İstanbul Büyükşehir Belediye'nin başkanısın. Demek ki sen diktatör dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olsan böyle böyle yapmayacaksın da bam bam diye vuracaksın. Çünkü zoruna gidiyor. Doğruyu söylüyorsun, zoruna gidiyor. Sen bunu konuşmuşsun diyorsun. Konuştuğunu vali muhabbetinde de öyle olmadı mı? İtlik yaptı dedi. Ondan sonra kıvırmaya başladı. Kıvırma kardeşim. Ne diyor? Sen arkasında dur. Dimdik aynen o şekilde ayakta dur. Sana oy veren kardeşlerime de sesleniyorum buradan. Ben çoğuyla da konuşuyorum. 20'li yaşlı gruplardaki çocuklarla da konuşuyorum. Gençlerle aram iyidir yani. Dedim oğlum hani nasıl memnun musunuz hayatınızdan? Ya abi bilmiyorduk ki bilseydik vermezdik. Bir daha seçim olsun. Ekrem İmamoğlu bir daha gitsin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerine. Aldığın %10'unu alamaz yani abi. Kimse memnun değil çünkü. Kaftancıoğlu dedi ki 3 yıldır dedi biyografinin üzerinde çalışıyoruz.
Yani Ekrem İmamoğlu bir çalışmanın eseridir yani. Halka nasıl hitap etmesi gerektiğini, halkla işte Kur'an-ı Kerim okudu. Okudu yani, evet, camilerimize girdi. Ama Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesine de affedersiniz eli kıçında girdi yani. Dinle, İslam'la, imanla, Kur'an'la hiçbir şeyleri yok. En çok zoruma giden şeyi de söyleyeyim abi. Madem oradan girdi mevzu, hiç bu mevzulara da girmemiştik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ikinci seçiminde kazandığı vakit kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye'nin bu Fatih'teki yerinde otobüsün üstüne çıkarak orada insanları topladı. Çoğu da içkiyle beraber geldiler oraya. 15 Temmuz gecesi orada şehitler verildi. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri var. Az aşağıda Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var. Az sol tarafa doğru gidersen sahabe efendilerimiz var. Yani İstanbul burası. Miras, kültür, İslam, din, Kur'an. Yani burada Anadolu'nun kalkmış olduğu sancak bayrak burada. Orada şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedi. Ama hiçbir şey yapmadı abi. Yaptığını söyleyeyim. İşçiler orada çadır kurdu, kamp kurdu. İşçileri işinden etti, çıkarttı. Siyaset bize göre bir şey değil ama siyaseti de yani ele yüze bulaştırmamak lazım. Bir çizgin olması lazım. Yapılmış bir şey görmedim yani. Düşünüyorum, taşınıyorum. Hani bak şu an bile düşünüyorum hani yalan yanlış bir şey konuşmayayım diye, anladın mı? Ya bakıyorum bakıyorum bir şey olmadı. Mavi Akbil'e bakıyorsun 200 küsür milyon liraya doluyor. Her şeyden bindirdiler. Su faturaları öyle. Söz vermişti indireceğim diye. İndirmedi, bindirdi işte yani. İndiremedi, bindirdi. Avrupa'dan aldığı borcu mu kapatmaya çalışıyor? Ya da ne bileyim, ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Yani uzun lafın kısası, hep zenginler koyuyor baba parayı. Fakir aynı. Kılıçdaroğlu demişti ki borç alan dedi, söz dinler demişti. Sen ne diyorsun? Borç alan, evet, karşı tarafa riayet eder. Mesela İstanbul Sözleşmesi kaldırsın diye biz kıçımızı yırttık. Allah razı olsun, kalktı. Bir şekilde vesile olanlardan Allah razı olsun. Bize uyan bir anlaşma değildi ama ne yazıktır ya da ne bileyim nedir ki yani bu anlaşma? Muhalefet olan herkes bu anlaşmayı istiyor. Mesela Davutoğlu 5 sene önce dedi ki Kanal İstanbul dedi son 100 yılın projesidir dedi. Ama geçen sene de dedi ki hezimettir dedi. Kanal İstanbul şöyledir. Demek ki tasma kimin elindeyse o ne söylüyorsa o da onu söylemek zorunda bırakılıyor. Allah'a güvenirsen yol alırsın. Kula güvenirsen yolda kalırsın. Allah'a itimat edeceksin. Mesela darbe gecesi. Biz Allah'a tevekkül ettik, tefekkür ettik. Allah da bizi koruyup kolladı. Mesela bir Adnan Menderes, Allah rahmet eylesin, bir Adnan Menderes gibi olabilirdik. Ben 84 doğumluyum. 92, 93, 94 o dönemleri çok iyi hatırlıyorum. 96, 98, 2000 o dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Devleti zoraki Necmettin Erbakan'dan Mesut Yılmaz'a geçirdiler. Oradan oraya geçirdiler. Bu devlet IMF'ye borçluydu. Takvim gazetesi 2000'li yıllarda, 2001'li yıllarda yazdığı bir şey var. Hala şok eder beni yani böyle. Geçen gün de yine internetten karşıma geldi. 28 milyar doları veren Türkiye'yi satın alır diyorlardı. Şu an elhamdülillah Türkiye 28 tane ülkeyi cebinden çıkartır. Karşı taraf bana kızabilir ama alım gücümüz yok diyoruz. Ama bakıyorsun baba sıfır araba yok. Tükendi. Sıfır dairelerin hepsi tükeniyor. Abi alım var. Aa, bizi dolarla vurmaya çalışıyorlar. Bizi altınla vurmaya çalışıyorlar. Herkes kendini düşünüyor. Reis devleti düşünüyor. Düşünüyor ama yanlışları da var, eksikleri de var. İnşallah onları kendisi görüyordur. Biz bilemeyiz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan halkın içine karışıp halk gibi davranmasını istiyoruz. Nasıl ki mesela Recep Tayyip Erdoğan bir tane şehidin evine giriyor. Orada çay içiyor, onlarla normal bir şekilde muhabbet ediyor. Biz Ekrem İmamoğlu'ndan da onu istedik ama beceremedi, yapamadı. Kibir bizden uzak olsun. Biraz kibirli bir abimiz.